Aynası yarın. Yorgun Yıllar 13. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Uyarlayan Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Ses Kayıt Halil Güntekin. Kurgu Didem Türkmen. Program Yönetmeni Erol Güldiken. Sabiha Hanım kocası olmadığı için gelini ve oğlu Bülent'le oturmak zorunda kalır. Ama gelini Reyhan kendisini istememektedir. Anasıyla karısının arasında kalan Bülent annesini huzur evine yatırmaya karar verir. Huzur evine yatırılacağını oğlundan duyan zavallı kadın yıkılır ama oğluna hissettirmez. Sevinmiş gibi gözükür. Ne var ki Bülent son anda çıkan bir aksilikten dolayı annesini huzur evine yatıramaz. Ama yaşlı kadın oğluyla gelinine fazla geldiğini anlamıştır. Bir sabah valizini alarak birkaç gün önce parkta tanıştığı kendisi gibi kimsesiz bir kadın olan Muazzez Hanım'ın yanına gider ve onun evinde kalmaya başlar. Bu arada hayatını kazanmak için de dantel işi yaparak satmaya başlar. Ama Sabiha Hanım'ın bu mutluluğu fazla sürmez. Oğluyla tartışan Muazzez Hanım'a felç gelir ve yatalak kalır. Öte yandan Bülent, karısı Reyhan'ın sorumsuz istekleri ve alıştığı kumar hastalığı yüzünden borç batağına saplanmaya başlamıştır. Her gece sabahlara kadar içki içip kumar oynamaktadır. Bu yüzden çalıştığı şirketten ayrılarak Refik Demir adında bir bankerin yanına yüksek ücretle girer. Ama huylu huyundan vazgeçmez misali kumara iptila olan Bülent artık kumar masalarının vazgeçilmez adamı olmuştur. Sık sık kaybetmektedir ve çalıştığı bankerlik şirketinden avans diye çektiği paraları da kumara yatırmaktadır. Şirkete olan borcu 20 milyarı bulunca banker Refik Demir Bülent'e ya borcunu ödemesini ya da kendisi için kaçakçılık yapmasını ister. Teklifi çaresiz kabul eden Bülent Almanya'ya giderek oradaki bir Almandan içi eski eser dolu bir valiz alarak İstanbul'a gelir. Ama gümrükten geçerken polis tarafından sorguya alınır. Adınız Bülent Akpınar mı? Evet. Siz valizinizi alın şöyle bu tarafa gelin. Neden? Valizinizi arayacağız. İyi ama neden? Soru sormayın da valizinizi alın şöyle sağ taraftaki odaya gelin bakayım. Peki. Evet, benden ne istiyorsunuz? Valizinizi açın. Bakın kardeşim, çok acele bir işim var. Bırakın geçeyim. Hem ben Demir Bankerlik Şirketi'nin müdürüyüm. Olabilir. Kim olduğunuz bizi ilgilendirmez. Hakkınızda ihbar var. Valizinizi arayacağız. Remzi! Şahsın valizini açıp kontrol et. Başüstüne komiserim. Kimsiniz siz? Kaçakçılık şubesi komiserlerinden Kaya Özcan. Kaçakçılık şubesi mi? Komiserim, valizden eski bir tabloyla antika eşyalar çıktı. Ya! Bunların faturası var mı Bülent Bey? Fatura mı? Yok, hayır. O halde sizi kaçakçılık suçundan tutukluyorum. Remzi, kelepçeyi tak. Başüstüne komiserim. Durun, yapmayın. Bakın, benim hiçbir suçum yok. Bu valizdekiler benim değil, ben emir kuluyum. Lütfen bırakın beni de gideyim. Peki kim verdi size bunları? Hans Schwarz adında bir Alman verdi. Münih'te kaldığım otel odasına getirdi. İstanbul'da Refik Bey'e vermemi söyledi. Refik Demir, çalıştığım bankerlik şirketinin sahibi olur kendisi. Ben sadece aracıyım. Ne olur, yalvarırım bırakın beni. Bunları merkezde konuşuruz. Şimdi lütfen zorluk çıkarmadan bizimle gelin. Yani tutuklandım mı şimdi ben? Evet. İyi ama... Peki... Karımı aramalıyım. Evet, karımı arayıp durumu bildirmeliyim. Telefon edebilir miyim komiser bey? Peki ama kısa konuşun. Sağ olun. Allah kahretsin, evde yok. Tabii ya, şimdi aklıma geldi. Güney'e tatile gitmişti. Komiser bey, kayınpederimi arayabilir miyim acaba? Arayın. Holki! Ay Hulki diyorum, oturduğu yerde uyuyorsun. Sen mi seslendin Müjge? Evet ben. Koltukta uyuyorsun. Yatağa git, orada uyu.
Yok canım, daha erken. Ay, içim geçmiş biraz. Reyhan'dan haber var mı? Öğleden sonra aradı. Antalya'da güneşleniyormuş. Tutturdu sen de gel anne diye. Yahu ne biçim kız be. İnsan kocasını bırakır da tek başına tatile gider mi Allah aşkına? Gider tabii. Ay. Neden gitmeyecekmiş? Kocası Almanyalarda sefa sürsün. Kızım da burada onu bekleyip cefamı çeksin yani. Yahu adamın sefa sürdüğü ne malum? Bülent iş için gitmemiş miydi Almanya'ya? Ha? Ben bakarım. Hadi bak. Alo. Anne, ben Bülent. Aa Bülent, Almanya'dan mı arıyorsun yoksa? Hayır anne, Yeşilköy'den, havaalanından arıyorum. İstanbul'a geldin yani. Evet, az önce uçaktan indim ama başıma kötü bir şey geldi. Bülent mi arıyor Müjgan? Almanya'dan dönmüş mü? Evet, Yeşilköy'den arıyor. Kötü bir iş mi? Ne oldu oğlum? Hiç sormayın. Kaçakçılık suçundan tutukladılar beni. Hulki Bey evde mi, ondan yardım isteyeceğim de. Hulki mi? Hayır yok, evde değil. Ne oluyor Müjgan? Neden yok dedin benim için ha? Susar mısın sen? Bülent, ne demek oluyor bu bakayım? Kaçakçılık mı yaptın yoksa? Bir oyuna geldim efendim. Almanya'ya Refik Bey'e bir valiz getirmek için gitmiştim. Meğer valizin içinde eski eserler varmış. Beni tutukladılar. Ne yapacağım şimdi ben? Vallahi bizleri karıştırma da ne yaparsan yap oğlum. Biz böyle işlere karışmak istemeyiz. Kaçakçılık yaptığın gibi kurtulmasın da bil. Ama ne oluyor Müjgan? Kaçakçılık maçakçılık dedin ha? Yoksa Bülent'in başı dertte mi ha? Evet Hulki Bey. Damadımızı polisler kaçakçılık suçundan tutuklamışlar. Ne? Yapma ya. Anlat şu işi bakayım ya. Ne kaçakçılığı yapmış? Aman ne bileyim. Bir bavul dolusu eski eser varmış galiba valizinde. Güya kaçak eserler Refik Bey inmişmiş de ona getiriyormuş. Tabii paçayı kaptırdı ya, yardım istemek için de seni sordu. Ben de evde yok dedim. İyi demedin mi? Ya ayıp oldu çocuğa Müjgan. Bülent bizim damadımız. İlgilenmemiz gerekir. Onu sahipsiz bırakamayız. Ayol sağır mısın Hulki? Basit bir suç değil bu. Kaçakçılık suçuyla tutuklamışlar. Ne yapabilirsin ki? Bırak kendi göbeğini kendi kessin. Utanmaz terbiyesiz. Kaçakçılık senin nene gerek. Ay çevremize rezil etti bizi. İçkiye ve kumara dadananın sonu budur işte hanım. Bülent suçlu değil. Esas suçlu onu kumara ve içkiye alıştıranlar. Bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi acaba? Aklın sıra Reyhan'la beni suçluyorsun öyle değil mi? Bize ne canım? Koca çocuk. Biz mi ona içki iç, sabahlara kadar kumar oyna, borçlan dedik? Yeah, oynamasaydı. Yeah. Bak oynaya oynaya sonunda borçlandı. Böylece kaçakçılık yapmak zorunda kaldı. Ay az kalsın unutuyordum. Ne oldu? Ay kocasının başına gelenleri Reyhan'a haber vermeliyim. Bir bu eksikti şimdi ha. Buyurun Arzum Otel. 15 numarada kalan Reyhan Akpınar'la görüşebilir miyim lütfen? Bir dakika efendim, bağlayayım. Efendim. Reyhan kızım. Anneciğim sen misin, nasılsın? Ay iyi değilim kızım. Hayrola? Kocanı kaçakçılık suçundan tutuklamışlar kızım. Ne? Kaçakçılık suçundan mı dedin? Aman Allah'ım, ne rezalet. Ay sorma. Yarın bütün çevremiz bunu konuşacak. Nasıl tutuklanmış? Nerede tutuklanmış peki? İstanbul'da uçaktan inince yanındaki valizde eski eserler varmış. Ay. Haber vereyim dedim. Belki tatilini iptal eder gelirsin. Dünyada iptal etmem. Daha bir hafta buradayım. Bana ne, yakalanmasaydı. Hem de kaçakçılık ha. Baksın başının çaresine. Ay ben de öyle düşünüyorum kızım. Utanmaz, rezil etti bizi çevremize. Anne, avukat Şahin Bey'i ara, kocamdan boşanmak istediğimi söyle. Boşanmak mı? Tabii ya, kaçakçı bir kocayı ne yapayım ben? Kim bilir kaç sene yapacak hapiste. Böyle rezalete katlanamam vallahi. Söyle avukata, boşanmak için ne gerekiyorsa hemen yapsın. Evet, bence de yapılacak en iyi şey bu. Tamam kızım, sen rahatına bak. Eğlen. Ben avukatla görüşür hallederim bu işi. Hadi güzelim, çav. Çav. Ne oldu? Ne diyor kız? Aman ne diyecek? Şok oldu zavallı. Bu rezilliğe katlanamam. Hemen boşanacağım dedi. Görüşmeniz kısa sürsün beyler. Tamam, merak etmeyin. Mete, sevgili arkadaşım.
Kusura bakma Bülent. Başına gelenleri duydum ama görüşme izni almam biraz uzun sürdü. Nasılsın? Nasıl olabilirim ki Metin? İşte sonunda bu da geldi başıma. Böyle olacağını başından beri biliyordum. Ama bir türlü sana anlatamadım. Sen haklıymışsın. Dinlemem lazımdı seni ama ne yaparsın ki? Gözlerim karıma olan sevgimden ve bir zamanlar bana lüks bir rüya gibi gelen o içkili kumarlı yaşantıdan kör gibiydi sanki. Şimdi açıldı mı bari? Evet ama ne yazık ki çok geç açıldı Mete. Meğer karımın da ailesinin de bana olan sevgisi sahteymiş. En zor günlerimde beni yalnız bıraktılar. Ne aradılar ne de sordular. Yani Reyhan, o senin karın hiç aramadı mı? Ziyaretine gelmedi mi? Aramak mı? Ziyaret mi? Bütün bunlardan vazgeçtim Mete. Nankör kadın daha mahkemem yapılmadan boşanmak için avukatı aracılığıyla dava bile açtı. Bay Rezil Bay. Peki boşanma davasını neden açmış? Kaçakçılık yapan bir kocayla evliliğimi sürdüremem diye dilekçe vermiş hanımefendi mahkemeye. Allah kahretsin. Sonunda bunu da yaptı sana. Bu ne demektir biliyor musun Bülent? Mahkemeden önce karın seni mahkum etmiş oldu. Hakimin kararını da etkileyebilir. Biliyorum Mete. Biliyorum sevgili arkadaşım ama ne yapabilirim ki? Eğer her şeyi yeniden başlama imkanım olsaydı. Hoş, boşuna konuşuyorum. Geçmiş geçmişte kaldı artık. Avukatını gözüm tutmadı. Gençten beceriksiz biri. Senin için kaç seneyle kurtulur dedim. 8-9 seneden az ceza yemez dedi. Bana kalırsa sana daha iyi bir avukat gerek. Böyle kaçakçılık suçlarından anlayan bir avukat. Baş ver Mete. Gerekmez. Ne olacaksa olsun artık. Karım dahi beni yalnız bıraktıktan sonra artık dünya umurumda bile değil. Böyle konuşma. Sen iyi bir insansın Bülent. Bir iftiraya kurban gittiğin belli. Hayır Mete. İftira değil. Bu kaçakçılık işini bile bile yaptım. Ne? Yani o valizde eski eser olduğunu biliyor muydun? Evet. Yapmak zorundaydım bunu. Başka çarem kalmamıştı. Peki neden? Bir kere batmıştım çamura. Refik Bey'e 20 milyara yakın borçlanmıştım. Hep bu kumar denen illet yüzünden. Sonra Reyhan. Onu çok seviyordum Mete. Benden ayrılır diye, kaçar diye her istediğini yaptım. Bu kaçakçılığı bile onun yüzünden yaptım. Yakalanmasaydım 50 milyar kazanacaktım. Şimdi neden dünya umurumda değil, anladın mı? Evet beyler, ziyaret sona erdi. Bu kadar. Tamam memur bey, bir dakika. Senden bir ricam olacak Mete. Buyur Bülent. Annemi, anacığımı bul. Ona başıma gelenleri anlat. Benim kötü bir insan olmadığımı söyle. Her şey için pişman olduğumu ve onu çok ama çok sevdiğimi söyle. Meğer insanın anası gibi yar olmuyormuş evladım. Bunu geç de olsa anladım. Mahkemeye tam zamanında geldiniz Reyhan Hanım. Biraz sonra duruşma başlayacak. Avukat Bey, boşanmam için benim de gelmem şart mıydı bu mahkemeye? Şarttı tabii. Siz gelmeseydiniz uzun sürerdi. Ama merak etmeyin, her şey sizin lehinize. Kocanız hapiste. Bu sizin için avantaj. En kısa zamanda alırız boşanma kararını. Peki o da... Yani Bülent de gelecek mi mahkemeye? Evet, birazdan getirirler onu da. Ama bir dahaki mahkemeye sizin gelmenize lüzum yok artık. Gerisini ben hallederim. Ne yani? Yoksa bu boşanma işi çok uzun mu sürecek? Hani tek celsede biter demiştiniz. Hani belki bir ikinci mahkeme gerekirse demek istedim. Kocanız ayrılmam derse biraz uzayabilir. Neden ayrılmak istemeyecekmiş? Ben genç güzel kadınım. Uzamasın. İstemiyorum. Benim önümde yaşayacağım hayatım var. Hapiste yatan bir kaçakçıyla evli kalamam. Tabii. Merak etmeyin. Boşatacağız sizi. Neden kocanızdan ayrılmak istiyorsunuz? Ben zaten bu adamla geçinemiyordum hakim bey. Hele şimdi bir de hapiste. Sonra ben şerefli ve saygın bir ailenin kızıyım. Bu konumdaki bir adamla asla evli kalamam. Çünkü bu adam kaçakçılıktan hapis. Bu ailemiz için bir yüz karasıdır. Bülent Akpınar, sen ne diyeceksin? Karının söylediklerini duydun. Boşanmak istiyor. Ne diyebilirim ki hakim bey? Ben evliliğimi sağlam temeller üzerine kurduğumu sanıyordum. Allah kimsenin başına benim başıma gelenleri vermesin. Ama oldu işte. İstemeden bir suça bulaştım. Vefalı sandığım, bana sevgisini verdiğini sandığım hayat arkadaşım beni bu zor günümde terk etmek istiyorsa
Ona buyur git demekten başka ne gelir ki elinden? Yani karının boşanma isteğini sen de kabul ediyor musun? Evet efendim. Sabah ezanı okunuyor. Kalkıp abdestimi alıp namazımı kılayım. Muazzez'i de uyandırayım. Karnı acıkmıştır. Muazzez! Muazzez! Kalk hadi kardeşciğim. Ezan okunuyor. Niye uyanmıyor bu kadın? Muazzez! Aman Allah'ım! Elleri buz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Muazzez! Muazzez! Anacığım ölmüş. Muazzez ölmüş. Ah Muazzez. Canım kardeşim benim. Beni bırakıp da nereye gittin? Ay ne yapacağım şimdi ben? Yatalak batalaktın ama varlığın bile beni hayata bağlıyordu Muazzezciğim. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir kadındı. Seni de çok severdi Yalçın Bey oğlu. Biliyorum Sabiha teyze. En çok neye yanıyorum biliyor musun? Onu tekrar kazandığım zaman artık hastaydı. Bana yavrum, oğlum diyen sesini duyamadım. En çok buna kahroluyorum. Üzülme oğlum. O mutlu öldü. Bakışlarından gurur duyduğu belliydi. Hele oğlun Serdar'ı getirdiğinde öyle mutlu olmuştuk ki. Ben de bir anneyim. Onun neler hissettiğini bilirim yavrum. Senin oğlun nerede Sabiha teyze? Bilmiyorum evladım. Oğlum beni istemiyor. Yerinde rahat olsun diyorum. Her ne olursa olsun Sabiha teyze. Artık benim anam sensin. Beni oğlum bil. Sen bana anamın hatırasısın. En ufak bir müşkülünde beni aramazsan sana çok darılırım. Balık alayım bari. Mete ızgarasını çok sever. Yanına da bir marul. Ama şu kadın... Şu kadın Bülent'in annesi Sabiha teyze değil mi? Evet, evet o. Sabiha teyze! Sabiha teyze! Kim o? Mete'nin karısıymış. Tülin kızım. Sabiha teyze, bu ne güzel rastlantı böyle. Nasılsın? İyiyim kızım, sen nasılsın? Mete oğlum nasıl? İyiler çok şükür. Allah aşkına Sabiha teyze, nerelerdesin sen? Biz de ne zamandır seni arıyorduk. Buralardayım kızım, biraz alışveriş etmek için sokağa çıktım. Peki nerede oturuyorsun? Buraya uzak bir yerde. İplik almak için çıktım. Hem de rahmetli kocamın mezarını ziyaret edeyim dedim. Sabiha teyze, seninle konuşmam lazım. Anlatacaklarım var. Gel, şuradaki pastaneye girip oturalım biraz ha? Hayırdır Tülin kızım, kötü bir şey mi var? Nasıl anlatacağımı bilmiyorum sana. Yoksa Bülent'imle ilgili mi? Evet Sabiha teyze, Bülent'le ilgili. Anlat, hadi kızım, ne oldu Bülent'e? Yani ne demek oğlum hapiste ha? Hem de kaçakçılık suçundan. Aman Allah'ım, oğlum, yavrum, canım. Nedir bu başımıza gelenler? Peki neden yapmış bunu Bülent? Kumara alışmış teyze. Çok kumar borcu varmış. Ödeyemeyeceği kadar borçlanmış. Mete çok yardımcı olmak istedi ama kırdı attı onu da. Döndüremedik girdiği kötü yolda. Peki ya karısı? Boşandılar. Bülent tutuklandıktan sonra Reyhan dava açarak boşadı onu. Yavrum, yavrum benim. Kim bilir ne perişan durumdadır. Tülin, beni oğluma götür. Onu görmek istiyorum. Oğlumu görmek istiyorum. Tamam sakin ol. Mete yardımcı olur sana. Hadi gel bizim eve gidelim. Mete gelince konuşuruz onunla. Yorgun Yıllar adlı oyunumuzun 13. bölümünü dinlediniz. 14. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.